Heyecanlı roller coaster'lar, renkli atlı karınca arabalar ve büyüleyici eğlence şovları hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından eşit olarak sevilmektedir. Adrenalin meraklılarının vazgeçilmezi olan, normal sıradan insanların ise uzakta kalmasını gerektiren en çılgın ürpertici Luna Park aletleri bulunuyor. İzlemesi bile yeterince baş döndürücü. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. G-Max Yeni Zelanda kökenli, 2,5 saniyede 200 km hızla gökyüzüne fırlatan bir araç. Ünlü Yeni Zelandalı macera perest Troy Griffin, bungee jumping'in deneyimini daha yoğun ve daha güvenli bir hale getirmeyi aklına koyarak 1995 yılında G-Max Reverse Bungee ailesini dünyaya tanıttı. Tersine bungee olarak da tanımlanabilecek G-Max'te iki kule arasında asılı oturma kafesi, gerdirme yöntemi sayesinde büyük bir hızla gökyüzüne fırlıyor. Ve deneyimciler 5G kuvvetini vücutlarında hissederek inanılmaz anlar yaşıyorlar. G-Max'in yarattığı adrenalin tecrübesi bir roketin fırlatılışında astronotların hissettiklerine eşdeğer. Müthiş bir hızla yerden 60 metre yükseğe fırlatılan bu eğlenceli deneyim anında kendini görüntülemek, o anki yüz ifadesini yıllarca hatırlayıp sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için de yetkililer fotoğraf veya video çekip size verebiliyor. İnsan eli. Devasa bir ahtapotun kollarının her birinin ucuna 4 insan oturduğu ve ahtapotun kollarını sürekli salladığını düşünün. İşte insan eli böyle bir alet. Ayrıca bunu 200 metrede ve altınıza kocaman bir boşluk varken yapıyor. Ben hiçbir şeyden korkmam. Luna Park'a gidip gondolun en ters dönenine binerim diyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü şu gördüğünüz gökdelenin tepesinde bir Luna Park var ve o Luna Park'ın içinde de bir salıncak. Las Vegas Nevada'daki Stratosphere Tower'ın üst katında restoranlar ve gözlem kulesi bulunuyor. Yine üst kısımda yer alan The Big Shot isimli eğlence amaçlı Thrill Ride dünyanın en yüksek ünvanını korumaktadır. Insanity The Ride isimli ikincisi ise 2005'te açılmış ve 274 metrelik yüksekliğiyle dünyanın ikinci en yüksek Thrill Ride'dır. King Daka. Amerika'nın New Jersey eyaletindeki Six Flags Great Adventure eğlence parkı içerisinde yer alan bu dünyanın en yüksek roller coaster'ı aynı zamanda dünyanın en hızlı ikinci roller coaster'ı ünvanında sahibidir. 3,5 saniyede saatte 206 km hıza ulaşıyor olması onu dünyanın en hızlı ikincisi yaparken sahip olduğu 139 metrelik kısmıyla dünyanın en yükseği olma ünvanını da elinde tutar. Roller coaster adını efsanevi bir Bengay kaplanından almıştır. Ayrıca roller coaster'ın dekorundan uyarı levhalarına ve hatta trenlerine kadar her şey Nepal kültüründen esinlenerek yapılmıştır. Eğer King Taka'ya ilk binişiniz ise onun o heybetli halini gördükten sonra önce büyük bir endişe ve korkuya kapılacaksınız. Ancak King Taka'dan indikten sonra eminim ki bir kez daha binmek isteyeceksiniz. Tabii eğer gerçekten bir adrenalin tutkunuysanız. X-Screen. En ürkütücü Luna Park aletleri arasında X-Screen de var. Yine bir roller coaster olan bu aletin özelliği, raylar bittikten sonra da bir süre gitmesi. Aletin üzerindeki insanlar kendilerini bir anda boşlukta buluyorlar. Dünyanın en korkunç Luna Park aletlerine ikisine neyse ki aynı yerde binebiliyorsunuz. Çünkü X-Screen de Las Vegas'taki Stratosphere Otel'in tepesinde bulunuyor. İnsanın düşme korkusundan yararlanılan bu aletle saatte 50 km hızla otelin çatısından aşağıya düşme hissini yaşıyorsunuz. Dev Kanyon Salıncağı. Salıncakların pek korkunç olduğu söylenemez. Ancak Colorado eyaletinde 400 metre yüksekliğe kurulmuş bu salıncakla saatte 80 km ile sallanabiliyorsunuz. Hem bir kanyonun tepesinde hem de 400 metre yükseklikte sallanmak öyle herkesin yapabileceği bir iş değil. Ancak dünyanın dört bir yanından adrenalin bağımlıları bu salıncağa binmek için alanı ziyaret ediyor. Top Thrill Dragster. Adrenalin arayışında küçük Amerikalı Sandusky kasabasında binlerce yolcu akın ediyor. Cedar Point Eğlence Parkı'nda gezegenin en uzun merdane merdivenlerinden biri var. 2003 yılında açık olan Top Thrill Dragster 90 derece sürüş kulesi yüksekliği 128 metre. Minyatür bir trenin üst kısmına yapılan yolculuk gerçek bir cesaret testidir. Korkularını anlatabilenler 5 vagondan oluşan küçük bir trenle 16 sandalyeden birine sahip olacaklar.
yolculuk hem otantik sokak yarışında yapılır. Bu nedenle kulenin üst kısmında temiz hava nefes alması pek mümkün değildir. Trenin maksimum hızı 190 km/saattir ve yolun uzunluğu 850 metredir. Subthreel Dragster'ın en tehlikeli unsurlarından biri 120 derece uzunluğunda 90 derecelik eğirme düşüşü. Bu parametreler binicilik alanlarının arasında bir dünya lideri haline gelmesine izin veriyor. Subthreel Dragster gezegende halen en pahalı eğlencelerden biridir. İnşaatına 25 milyon dolar harcanmıştı. Tower of Terror 2. Avustralya'da bulunan Dream World Parkı'nın en yüksek roller coaster olan Tower of Terror 2, açıldığı 1997'den beri dünyanın en yüksek inişli roller coasterları arasına giriyor. Tower of Terror 2 yaklaşık 7 saniyede 160 km hıza ulaşıyor. 206 metre kadar yere yapay gittikten sonra 90 derece açıyla 3.25 saniye içinde gökyüzüne yükselip yine 3.25 saniye içinde yatay konumuna geri dönüyor. Sürüşün eşsiz teknik özelliklerinden yola çıkarak çekici özelliği dikkat çekici. Yolcuların yer çekimi kuvvetini tamamen yaşatmalarını sağlar. Kulenin tepesine ulaştıktan sonra araç serbest düşüşte yerden fırlar. Mumbo Jumbo, Flamingo Land Park. İngiliz Melton kasabası popüler tema parkına sahiptir. Flamingo Land Park, dünyanın en zor ve korkutucu roller coasterlarından biri olan Mumbo Jumbo'ya sahiptir. Bu yolculuk büyük miktarda keskin ve ani düşüşler nedeniyle dünyada en havalı olarak değerlendiriliyor. Çok sayıda dik turlar, yeryüzüne göre yüksek hızlı ve hızlı konum değişikliği nedeniyle adrenalin aceleye getirmek isteyen binlerce turisti cezbetmektedir. Mumbo Jumbo, parçalarının karmaşık iç içe geçmiş olmasıyla büyük bir labirent gibi gözüküyor. Bazı bölgelerde arabalar 180 derece dönüyor ve yolcular baş aşağı dönüyor. Yolda bükülmüş damla, dikey atlama ve inişler vardır. T-Express. Güney Kore'nin en popüler eğlence parklarından birinde bulunan T-Express adlı roller coaster, aşırı eğlenen hayranlar tarafından biliniyor. Ana özellik yapının tamamen ahşaptan yapılması. Bu gerçek, binicilik dünyanın en heyecan verici arasında yer almasını engellemez. Bazı yamaçlarının açısı 77 derecedir. Yolcuların bulunduğu arabalar 104 km/saate kadar etkileyici bir hız geliştiriyor. Yolcuların dik turlarının üstesinden gelmesi için 3 dakikası var. Bu süre zarfında konuklar ondan fazla dik turda fethetme, ağırlıksız hissi 12 kere deneyimleme ve yer çekimi kuvvetini tam olarak hissetmek için bir fırsat oluyor. Binicilik tamamen ahşaptan yapılmış olmasına rağmen yapısı çok güvenilir. Ancak biraz cesaret istiyor. Formula Rossa. Formula Rossa 240 km/saatlik en üst bir hıza sahiptir. Maksimum hıza ulaşmak 5 saniyeden az sürer. Parça uzunluğu da çok etkileyici, 2200 metredir. Sürüşün temel teknik özelliği uçak nakliyecilerindeki benzeri hidrolik fırlatma sistemidir. Dünyadaki en etkileyici yüksek hızlı yolculuğun maksimum yüksekliği 52 metredir. 2 kilometreyi aşmak 93 saniye sürer. Bu benzersiz sürüş belirli güvenlik kurallarına uymayı gerektirir. Sepet açık olduğundan tüm yolcular gözleri toz ve böceklerden koruyan özel gözlükler giymelidir. Buna ek olarak sadece 130 kilo ve 195 santimetreye kadar olan insanlar bu büyüleyici biniciyi yaşayabilir. 1,5 dakikalık sürüş, harika bir hızda ziyaretçilere dünyaca ünlü Ferrari yarışçılarından gelen duyguları ve stresleri hissetmek için benzersiz bir şans veriyor. Crater Turn. Crater Kulesi her yaştan insanlar arasında çok popüler. Önemlisi cazibe, 6 yaşın altındaki çocukların yanı sıra 120 santimetreden küçük çocuklar için de geçerli değildir. Hareket halindeyken harekete geçmeye cüret edenler, birkaç önemli ipucu düşünün. Uçuştan önce her şeyi cebinden çıkarmak daha iyi. Aksi takdirde bu şeyler kaybolacaktır. Kaldırma ve döndürme sırasında rüzgar çok daha güçlü hale geliyor. Bu yüzden taslaklara duyarlı olan insanların burun, boğaz ve kulaklarını korumaları önerilir. Merkezi kolonun yüksekliği 117 metre olup 33 katlı bir bina ile karşılaştırılabilir. Taban 12 çift koltuğun takıldığı 12 uçlu bir yıldız formuna sahiptir. Bu nedenle aynı anda 24 kişilik bu flip flapaya binilebilir.